Şimdi şu ana kadar silme, veri çekme ve ekleme işlemlerini yaptık. Eksik olan bir şey güncelleme işlemi. Yapı olarak aynı. Herhangi bir ekstra fark yok. Sadece prosedürle bunu nasıl yaparız? Ona bir bakalım. Burayı eklenin kopyasını çıkartıyorum. Ekstra bir de ID'ye ihtiyacım var tabii. ID'ye göre bir güncelleme yapacağım. Yapacağım şey bir ID vermek. Sonrasında da bu ID'ye sahip kullanıcının bilgilerini, şuradaki bilgilerini değiştirmek. Yine SQL Server'da bir prosedür yapacağım. Orada kopyaladım. Burada database'i seçiyor ve bir update yapısı var. Bizim burada yapacağımız tek şey aslında prosedür oluşturmuyor. Bu nedenle üzerinde düzenleme yapmak pek bir şey ifade etmeyecek. Şurada new prosedür kısmı var. Üzerine tıklayınca. Bu size bir yapı getiriyor. Siz diyorsunuz ki prosedürün adı PB daha önce dediğim gibi burada da yapabilirsiniz. Ama ben parametre aldığım zaman kadar bir kursumuza ulaştınız.
Nerede biliyorsun sen? Bir şey var. Buradan mı? Yok, bir yer daha var. Sağ ol. Bunların şeyleri de var. Hazır template'leri de var. Onları da gösteririm başka zaman. Birçok nesnenin, hatta tüm nesnelerin bir şemaları, template'leri oluyor. Onlar üzerinden yapabiliyorsunuz. Ben ilk olarak kullanıcı ID ver dedim. Buradan alsın. Dışarıdan gelen adı olsun. Catch. Eşkalp görmüyor. Şurada connection'ımızı oluşturuyorum. Ben Eşkalp'ı like'ı oluşturuyorum. Şunu kullanalım.
olması. Command type. Şimdi bağlantıyı aç. Hatta CMD içerisindeki connection aç. Farklı yöntemler kullanalım. Bizim sorgumuz var zaten. Ne lazım bize? Prosedür bizden ne istiyor? Parameters. Mesela parametre. Adını ve değerini ver. Sonra açmam yeterli. Şimdi güncelleme işleminde benim amacım en az bir tane kaydı güncellemek olduğuna göre etkilenen satır sayısı sıfırdan büyük olma şartını arayabilirim. Sıfırdan büyükse işlem başarılıdır. Düşecek haliyle bağlantı kapanmamış olacak. O yüzden burada yapmak gerek. Sanıyorum ki bağlantı
hiyerarşiyi severim. Diğer bilgileri de gerekecek. Burası 4. Hakkıcan. Yağmur. Dolu. Akko. Eski. Sen çok acayip bir ayı buluyor yani. Şöyle bakalım. Ayıp oldu. Şimdi niye ayıp olsun ki? Butona bağladık mı? Bu kadar şey boşuna yazdırdınız ya. Hani. Hiç saygısızlık yapıyorsun. Olamaz ya. Öyle bir şey yapmayız ya. O kadar da değil. Burada muhtemelen şeyden sıralamadan kaynaklı olabilir. Biz bir
saygısızlık yapma adama. Sonra vay efendim. Doğru. Adminisi doğru. O zaman diğerleri de doğrudur. Şöyle bakarsak sorun yok. Şimdi tamam. Gönderdiğimizde bir